ekebilir. Geçtiğimiz yıl Ramazan'a damgasını vuran genç eylemciler yine iş başındaydı. Lüks iftar sofralarını protesto etmek için toplandılar. Onlar da iftar sofralarını bakın nereye kurdu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Akşam ezanı lüks bir otelin gölgesinde okundu. İftarlar o otelin önüne serilen örtüler üzerinde açıldı. Lüks iftarları protesto eden gençler sofralarını pahalı menüleri sunan otellere karşı kurdu. Büyük bir otelin gölgesinde şu an iftar veriyoruz. Buradaki şu sofradaki tek bir hurma tanesini onların serveti almaya yetmez. Asıl iftarın anlamı budur. Asıl Ramazan'ın da anlamı budur. Onun için buradayız. Amaçları yoksulluk ve açlığın gün geçtikçe yayıldığı dünyada israf ve tüketimin önüne geçmek. Ramazan'ın da amaçlarını ortaya koymak için doğru zaman dilimi olduğunu düşünüyor ve protestolarını harekete geçiriyorlar. Emek ve Adalet Platformu üyesi grup İstanbul'daki lüks bir otelin karşısına kurdular sofralarını. Toplumun büyük bir kesimi yani iftarlarını kuru ekmekle soğanla yapıyor. Keza burada da bunu ithafen bir şey yapıyoruz. Otellerde kişi başı 100 liranın üzerinde fiyatlandırılan iftar menülerine karşın onların sofrası mütevaziydi. Domates, peynir, salatalık, zeytin, hurma böyle yani. Menüde ayran çorbası, zeytin, hurma, pide ve herkesin evinden getirdiği kahvaltılık yiyecekler vardı. Eğer oruç tutuyorsak israf etmememiz, ölçülü yememiz ve bütünüyle hayatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kısacası diyor ki röportaj yaptığımız vatandaş, bir şey yapıyorsan kardeşim tam yapacaksın. Yapmıyorsan da hiç